Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 29 Büyükşehir Belediyesi Başkanı'yla bir araya geldi. Burada 11 CHP'li başkan da vardı. Sadece bir CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı katılamadı. O da kendisi Çin'de görüşmede olduğu için. Bu görüşmenin detaylarını merak ediyoruz. Neler konuşuldu? Aynı zamanda Erdoğan'ın mesajları vardı. İmamoğlu'na yönelik olduğu söyleniyordu mesajların. Bütün bunları değerlendireceğiz. Şimdi hattımızda Eskişehir'in deneyimli Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen var. Yılmaz Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle yayınımıza katıldığınız için. Şimdi Erdoğan'la bir buluşma gerçekleştirdiniz bugün. Neler konuşuldu öncelikle bir genel detayları alabilir miyiz? Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı bizi kabul etti. Aşağı yukarı 27 Büyükşehir Belediyesi, 3'te yani seçilmiş belediye başkanı, 3'te atanmış belediye başkanı. AKP'li, CHP'li, MHP'li belediye başkanları bir aradaydı. Biz kendisi genelde belediyelerin durumu hakkında genel kanaatini söyledi. Belediyelerin ne derece önemli kuruluşlar olduğunu, halka hizmet kuruluşları olduğundan bahsettikten sonra o toplantıda kendisi de şeklinde hazırlanmış bir masanın o kısmının alt tarafının ortasında oturdu. Ve biz bir sıraydık. U'nun bir kolunu düşünün, U harfinin. Evet. Belediye başkanları U'nun alt tarafının yarısından itibaren bir ucunu dolduruyorduk. İlgili bütün bakanlar, daha doğrusu bakanlar kurulunun bütün bakanları, belki bir iki tanesi hariç, toplantıya katıldılar. Bütün büyükşehir belediye başkanları belediyeler yasası hakkında ve kendi belediyelerinin durumları, sorunları hakkında neler varsa, ki bunları büyük bir bölümü de dosya haline getirmişti. Daha sonra konuşmalarından sonra ilgili bakanlara ve Cumhurbaşkanı'na takdim edildi. Konuşmalar çok samimi bir hava içerisinde geçti. Sayın Cumhurbaşkanı büyükşehir belediye başkanlarının söylediklerinin hepsini kendi el yazılarıyla not etti, dinledi. Bazılarını arada kendisinin söylenen veya konuşulan, kendisine arz edilen konular hakkındaki düşüncelerini de kısa kısa anlattı. Ayrıca belediyelerin tamamı bir kere bir genel yapısı hakkında belediyelerin, bir de ekonomik durumları hakkında, daha çok da ekonomik durumları hakkında sorunları olan bakanlıklarla ilgili konuları arz ettiler. Halk Partili Büyükşehir Belediye Başkanları adına Ekrem İmamoğlu genel bir konuşmayla belediyelerin genel sorunlarını sıraladı. Neler söyledi özetle İmamoğlu? Efendim, genel sorunlar belli. Kanunu ilgilendiren konular var, borçları ilgilendiren konular var, personel yapıları var. Yani belediyelerin genelde ortaklaşa hepsinin sahip olduğu konulardı bunlar. Bu sorunların çözümüyle ilgili peki nasıl devam edilecek? Örneğin bu sorunların çözümüyle ilgili yine aynı toplanmaya devam mı edilecek? Ya da nasıl bir komisyon efendim, mu oluşacak? Bu konuların görüşülmesi için gerekli zamanlarda veya ihtiyaç duyulduğunda tekrar bir araya gelinecek. Hatta belediye başkanlarının konuşmalarından sonra Sayın Cumhurbaşkanı bakanlara söz verdi. Bakanların bir kısmı belediyeler konusunda, belediyelerle olan işlerine ilişkin politikalarını anlatırken de Sayın Cumhurbaşkanı, onlar tamam da ama siz asıl belediye başkanlarımızın söyledikleri dertler, sorunlar konusunda ne düşünüyorsunuz? Onlar üzerinde yoğunlaşırsanız memnun olurum dedi. Bakanlar onun üzerine bu teklife uydular ve görüşlerini söylediler. Neticede çok samimi ve sıcak geçen bir konuşma oldu. Evet. Şimdiye kadar bu yapılamamıştı. Ve özellikle de muhalefet belediyelerinin bakanlıklarla sorunları vardı. Bakanlıklarda işleri yürümüyordu. Netice almaları güçleşmişti. Ama ümit ediyorum ki bundan sonra bu toplantının yarattığı sıcak hava ve iletişim samimiyeti sonucunda hükümetle ilgili bakanlıklarla belediyelerin diyaloğu daha iyi olacak ve işleri de herhalde
sola girecektir. Şikayetleri bertaraf edilecektir. Belediyelere ait işler özel bakanlıklar tarafından görülecektir diye ümit ediyoruz. Peki, şimdi Erdoğan'ın konuşmasında kendi belediye başkanlığı dönemini hatırlattığını görüyoruz ve aslında İmamoğlu'na yönelik olarak söylediği tahmin edilen şu sözleri var. Ne personelle, hayır, ne araçlarla, ne de başka bir şeyle uğraştık, borçları da sabırla ödedik diyor. İmamoğlu'na yönelik söylediği ifade ediliyor yani, bu sözleri. Yani ben Ekrem İmamoğlu'na yönelik olduğunu düşünmüyorum. Sayın İmamoğlu'na, Sayın İmamoğlu'yla da İmamoğlu'nun söylediklerinde büyük bir ilgiyle dinledi ve not aldı. Yani şimdiye kadar hiçbir muhalefet belediyesinin görmediği bir atmosfer söz konusu oldu. Sorunların çözümüne ilişkin bakanlarla ve ilgili bütün bürokrasiyle temasların arttırılması temennisinde bulunuldu. Ve bu arada hazırlanacak olan yeni belediyeler yasa taslağı için Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Bey ve Gaziantep Belediye Başkanı efendim Fatma Şahin. Kesinti geliyor mu sesin? Geliyor geliyor, duyuyoruz. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin. Ondan sonra ben bir de bizimle beraber AKP'li belediye başkanlarından da bir komisyon kurulmasını önerdi Sayın Cumhurbaşkanı. Bu komisyonun yapılacak hazırlık çalışmalarında yardımcı olmalarını, görüşlerini bildirmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca sadece Büyükşehir Belediye Başkanları değil, bu kanun tasarısının hazırlanma safhasındaki çalışmalarda ilçe belediye başkanlarından da bir miktar temsilci alınmasını ilave etti. Peki Yılmaz Bey, şunu soracağım. Şimdi siz tabii haklı olarak olumlu yanlarından ele alıyorsunuz. Efendim? Sesim geliyor mu efendim? Sesiniz gelmiyor arabada olduğum için. Ben biraz daha yüksek sesle konuşayım. Biraz daha yüksek sesle konuşayım. Şu anda geliyor mu sesim? Şu anda geliyor mu sesim Yılmaz Bey? Alo. Geliyor mu sesim Yılmaz Bey? Kesik kesik geliyor. Buyurun. Şimdi siz tabii olumlu yanlarından ele alıyorsunuz bu görüşmeyi ama ben birazcık geçtiğimiz günlerde İstanbul ve Ankara'ya kayyım atanması gibi bir gündem konuşuluyordu. Bunun hemen ardından bu toplantı toplandı. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Bununla ilgili görüşünüzü de merak ediyorum. Bu konuda herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü Sayın İçişleri Bakanlığı böyle bir şeylerinin, planlarının veya icraatlarının olmadığı, olmayacağı yolunda açıklama yaptılar. Evet. Artık bunun üzerinde başka bir şey söylemek gerek mi? Peki son olarak da şunu soracağım. Siz de sözünüzün başında belirttiniz. 27 seçilmiş, 3'te atanmış belediye başkanı oradaydı dediniz. 3 HDP'li, evet, belediye başkanı yoktu orada. Kayyumlar vardı. Bu konuda, evet, ne söyleyeceksiniz? Efendim, söyleyecek bir şey yok. Şu an yasaların verdiği imkan nedeniyle atanan kayyumlar da aslında belediye başkanı gibi görev yapmak durumundadırlar. Doğalında bürokratik işlemler gereği bunun böyle olacağını söylüyorsunuz. Peki Yılmaz Bey, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Estağfurullah, ben teşekkür ederim efendim. Evet. Yılmaz Büyükerşen'le konuştuk. Bugün sarayda yapılan toplantıyı, kendisi tabii Ankara dönüşünde yolda olduğu için biraz daha zorlandı konuşmakta ama temel mesajlarını aldık. Kendileri bu görüşmeyi aslında olumlu buluyorlar, olumlu yönlerinden bakıyorlar. Hani bir yandan da birkaç gün önce Ankara, İstanbul belediyelerine kayyum atanması gündemi ortadayken birkaç gün sonra da işte aynı belediye başkanlarının saraya çağrıldığını, bazı konularda birlikte çözüm arandığını görüyoruz. Bir yandan da böyle bir durum var. CHP'li belediyeler bunun olumlu yanından bakarak hani durumun çözümü için bir çaba ortaya koyacaklar gibi görülüyor diyelim. Önemli bir gündem. Önümüzdeki dönemde nasıl devam edecek bu görüşmeler? Biz de takip etmeye devam edeceğiz diyelim. Birazdan yine bağlantılarımızla yayınımız devam edecek.